9 geçer geldi. Saat 3'e kadar adam dışarı koşardı. Parti parti malı koşardı. Rahim gidiyor abi. İçeriye giriyor, görüntülerde de var zaten. Camdan içeri girdikten sonra çekçekiyi buraya yanaştırıyor. Buradan içeriden makine seçiyor. Yani hurdacı olsa önüne ne gelse atacak. İçeriden makine tek tek kaliteli, markalı, emanet bütün makineleri seçiyor. Donduruyor, taşı gezer makinenin güvenlik kamerası alıyor. Buraya gittikten sonra orada da üstünü kapatıyor. Kağıttan, taşı sokaktan görüntüden kayboluyor, çekerek gidiyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece dükkanımızda bir üzücü hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Saat 1-9 geçeye gelmişler. Çekçek diye tabir ettikleri kağıt toplama şeyle gelmişler. Saat 3'e kadar dükkanda işte çalışır durumda. Emanet ne kadar sağlam motorlu testere varsa kaliteli götürmüşler maalesef. Yani bu hırsız işi bilen bir hırsız. Direkt paraya döndürebileceği ürünleri götürmüş. Burada arızalı, yedek parça bekleyen veya para itmeyecek bir şeyi götürmemiş. Yani bir hurdacı hırsızlığı değil bu hırsızlık. Bu hurdacı son bir ay içinde benimle beraber 3 etti. Son bir ay içinde karşıda bir atölyeye girmişlerdi. Kereste atölyesinde 4 adet motorlu testere götürmüşlerdi. Maddi değeri onların da 100 bin lira. Aynı gece yukarıda kereste meydanda bir esnafın yazıhanesine girmişler. Orada da maddi değeri 10 bin lira olan bir motorlu testereyi götürmüşlerdi. Son bir yıldır bu tür tarım aletleri hırsızlık olaylarında revaçta maalesef. Bizim şu anda mesela giden 14 tane tespitlerimize göre 14 tane makinamız gitmiş. Emanet müşteri makinaları. Bunların da maddi değeri 150 bin lira civarında. Kaliteli ürünleri götürmüşler. İşe yaramaz, para etmeyecek hiçbir ürünü götürmemişler. Hırsızlık yaklaşık saat 1-9 geçe gerçekleşiyor, buraya geliyor. 3'e yakın sürüyor. Yani saat 3'e yakın sürüyor. 2 saat sürüyor. Bu zaten içeriye giriyor, beğeniyor. Bir parti mal dışarı çıkartıyor. Görüntülerde var. Onları yerleştiriyor. İçeri bir daha giriyor. Burada raflarda falan hep motorlar diziliydi. Bunlar hep karıştırmış. İşte gördüğünüz gibi sökülü makinelere dokunmamış. Hurdaya da dokunmamış. Hurda da götürse bayağı bir hurda var ama hurda dokunmamış. Sadece işe yarar makineleri toplayıp götürmüş. Ve götürdüğü bütün makineler de kaliteli maalesef. Direkt paraya dönecek ürünlerdir. Yaklaşık bir 10 gün evvel işletmeme arka kapımı, daravamı kırarak, köcü kırarak içeri girip hırsızlık olayı gerçekleşmiş. 4 tane hızarımı götürmüşler yaklaşık 100 bin lira değerinde. Emniyet güçlerinin ne haber verdik, bütün tutanaklarımızı tuttuk. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz. İnşallah bizim hızarlarımızı bulacaklar. Güveniyoruz emniyetimize. Evet, kaç gündür bir hızarcı, bir motorcu arkadaşımızın da tamircinin de açmışlar. Üstelik adamın hep emanet malzemelerini götürmüşler. Hep müşteri malzemesi. Yani bu hırsızlığın önünü almalarını emniyet güçlerinden istiyoruz. Bir de bu yasalar bunlara ceza vermiyor. Yani bu yasaların bu kişilere caydırıcı ceza vermesini istiyoruz. 9 geçer geldi, saat 3'e kadar adam dışarı koşardı.